var, yok. Bize ait olan varlıklardan bahsederken sıklıkla var, tersi durumundaysa yok kelimelerini kullanırız. Örneğin, arabam var, kardeşim var, kitabım yok, yemeğim yok gibi. İngilizce konuşurken bunlar gibi iyilik bildiren cümleler kurmak için have got, has got kalıplarını kullanırız. Şimdi nasıl kullandığımızı bir örnek üzerinde görelim. Hi, Mom. I've got a new job at the restaurant. Congratulations, honey. I've got a new shirt and jacket for my new job. Do you like them? Yes, I like them very much. Honey, have you got a pen? No, I haven't got one, Mom. Actually, you have got one. This is a little gift for my dear son. Mom, you are great. Thank you very much. Var, yok. Bize ait olan varlıklardan bahsederken sıklıkla var, tersi durumundaysa yok kelimelerini kullanırız. Örneğin, arabam var. Kardeşim var. Kitabım yok yemeğim yok gibi. İngilizce konuşurken bunlar gibi iyilik bildiren cümleler kurmak için have got, has got kalıplarını kullanırız. Şimdi nasıl kullandığımızı bir örnek üzerinde görelim. Hi mom, I've got a new job at the restaurant. Congratulations honey. I've got a new shirt and jacket for my new job. Do you like them? Yes, I like them very much. Honey, have you got a pen? No, I haven't got one, Mom. Actually, you have got one. This is a little gift for my dear son. Mom, you are great. Thank you very much.